İkinci sorumda benim bir miktarı param var. Eşim vefat etti benim mecburen. Yani parayı yatırmak zorunda kaldım bankaya. Bunun faizini almak, yani iki tane çocuğum var. Haram mı? Yani kullanmak mecburiyetten, yani ölüm hali alıyorum sadece. Alıp kullanmak caiz olur mu? Peki efendim. Dedi beyim vefat etti dedi. Çocuklarım da var dedi. Hani o şey sebepten dolayı beyin vefatından sonra herhalde bir miktar para verildi. Ölüm maaşı gibi. Bunlar dedi biz bankaya koyuyoruz. Bankanın vermiş olduğu fazlalık var dedi. Zaten başka bir gelir yok. Yetim çocuklar da var. Muhtaç durumda. Dolayısıyla fıkıh kitaplarında bu şekilde bankaya para konduğu zaman bankanın vermiş olduğu o fazlalığı bunlar kullanabilir. İhtiyacı olan kullanabilir buyuruyor. Peki ihtiyacı yoksa, ihtiyacı olmayan da aynı şekilde bankaya para yatırdığı zaman bankanın vermiş olduğu parayı orada bırakmaz. Onu alır. İhtiyacı olanlara verir, fakirlere verir veya din-i İslam'a hizmet eden, yardım eden yerlere verir. Yani orada bırakması da aynı şekilde uygun olmaz efendim. Zaten bugün yani evde parayı saklamanın hani imkanı kalmadı gibi bir hal var. Geçenlerde gene gazete vardı. Hani birisi muhtaçmış falan işte böyle yataktır, örtüdür, yastıktır falan vermişler. İnsanlar da aynı şekilde yastığa bakmıştı. Bir sert bir şey var falan. Bakıyorlar içinde 1000 lira para çıkmış. Yastığın içine saklamış yastık. Ondan sonra gitmişler demişler hani bu yastığı kim verdiyse parayı biz geri iade edelim. Şimdi işte muhtaç olduğu halde bu muhtaçla alakası yok. İmanı olanı rahatsız eder o. Zenginmiş, fakirmiş önemli değil. İmanı varsa, ahiret gününe inanıyorsa onu rahatsız eder, kullanamaz o. Hani bazen taksicilerde oluyor. İşte parayı götürmüş vermiş bu zamanda falan. Ne bu zamanda imanlı olan? Yani biz kaç defa aynı şekilde biz de yollardayız. Çıkıyoruz, taksi çağırıyoruz, taksi tutuyoruz falan. Böyle dinli bilen, imanlı olan bir sürü o şekilde hizmet verenler var. Namaz vakti geldiği zaman çekiyor arabasını bir caminin önünde namazını da kılıyor. Bu zaten hani alnın teriyle kazanıyor. Öyle bir haram para bir şey geldiği zaman onu rahatsız eder. Yani ateş eline aldığın zaman veyahut da acı biber veya benzeri bir şey yapıp da vücut yandığı zaman nasıl yanarsa imanı olan kalbi de böyle uygunsuz olan, alın teri olmayan, başkasının hakkı bulunan şey eline geçtiği zaman vücudu yanmaya başlar. Hisseder onu, rahatsız olur. Yanmaktan şeytan her halükarda gelir dürter de dürter ama de. Şeytana orada pabuç bırakmaz yani. Bırakmaz. Dolayısıyla hani şimdi gazetelerde var böyle bazı din iman tanımayan ama böyle şeylerde bu zamanda böyle insan falan. Adam kendisi hırsız ya. Evet. Kendisi hırsız. Yani hak hukuk kul hakkı falan filan demiyor. Kul hakkı falan filan demiyor. Rahatlıkla aynı şekilde onları hallediyor. Şimdi gazetelerde bir şey dikkatimi çekiyor da şöyle bakarken başlıklarını falan gazetelerin kendilerine bakmıyorum da haber siteleri var yani. Evet. Sayfalarını veriyorlar. Hatta İhlas Nesli'nde var öyle. Bütün gazetelerin hepsini gösteriyor falan. Orada bir şey dikkatimi çekti. Allah Allah dedim. Bu insanlar ne biçim insanlar ya. Şimdi bu bir gece kulübü bombalandı ya. Bombalandı. Tarandı. Tarandı ya. Neyse tarandı falan. İşte efendim laik yaşama bu bir saldırıdır. İşte bu baskıdır falan filan. Dolayısıyla işte hürriyete manidir falan. Bunu sürmanşetten adam gazete olarak aynı şekilde kullanabiliyor, atabiliyor. İnsan düşünüyor ya sen insansan bir zamanlar aynı şekilde başörtüsünü sen kamu alanına sokmuyordun. Ondan sonra başörtülü üniversiteye sokmuyordun. Ondan sonra bunlar gericidir bilmem nedir falan. Peki bir arkadaş kendi yaşamına gelince yaşam alanı diyorsun da tecavüz diyorsun da o zaman sen fiili olarak tecavüz ediyordun buna. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Yani adam hırsız, sonra kendi malı çalınca bağırıyor. Hırsız var. Sen kendin de hırsızsın ya. Sen başkasının yaşam alanına müdahale ediyorsun ya. Hakaret ediyorsun ya. Her türlü aynı şekilde şeyi yapıyorsun ya. Ya birazcık insan olun be. Birazcık insan olun da iki taraflı düşünün. Ki onun da alakası olmayan bir olay olmasına rağmen. Hiç alakası olmayan. O da zerreden zurra çıkararak kendinizden tiksindirtmeyin bari. Yani hiç olmasa birazcık insanlık yüzünüz olsun. Yani ayıp diye bir şey de kalmamış falan. Yani utanma. Eskiden insanlar yüzü kızarırdı, şimdi o da yok. O da yok. Allah'a da hidayet nasip etsin, insanlıktan çıkıyor. Tabii insan gayri ihtiyari.
Elbette mutlak doğru söyleyici olarak Cenab-ı Hak onları yaratmış, peygamberlerin hepsi öyle. Doğru sözü, sıdk sıfatı vardır peygamberlerde. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduklarının hepsi çıkacak. Hepsi çıkacak. Bakıyorsun bunlar, ha, insanlarda anlayış gidiyor, kalite gidiyor, idrak gidiyor. Bu da böyle olduğu gibi yolda da aynı şekilde görüyorsun falan. Benim hakkım. Ya hiç mi sen yan yoldan çıkmıyorsun? Çıkarken de orada bağırıyor. Bu insanlar niye yol vermiyor? Kendisi ana yoldaysa kendisi de vermiyor ama yol vermiyor. Bir arkadaş, kendin de başına geliyorsun. Kendin niye öyle düşünmüyorsun? Kendin niye düşünmüyorsun? Onun için Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri buyurmuşlar ki öyle zaman gelme durumu var ki o zamanki insanlara sert söylemeden, hakaret etmeden, dövmeden itaat etmeyecekler. Yani bu şekilde böyle şey yapmadan, yani ne demek bu? Adamın idraki anlayışı sıfır noktada. Sıfırın altında yani. Eksi. Nasihatle değil, kötekle. Evet, nasihatle değil. Yani mümkün değil. Adamı anlatıyorsun kibarca falan. Yani bir kibar falan gördüğü zaman da oğlum başlıyor falan böyle şey yapmaya. Ya daha fazla uzakta değildi ya. Adam birisi hırgürükti falan. Arabadan iniyor, bundan kavga etmeye çalışıyor. O da kalkıyor. Hani el elden üstündür. Güzelce bir dövmüşler adamı. Sonra muhabir soruyor. Rahatladım diyor. Allah Allah. Hatırlıyorsun evet, değil mi muhabir? Rahatladım diyor yani. Hasta adam. Hasta adam. Ruh hastası. Yani. Ruh hastası. Demek ki dayağı yemesi lazım. Yani. Dayağı yiyince rahatlıyor. Allah Allah. Hocam hani bir hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz hesabına buyuruyor ya, sizin İslamiyet'in onda birini yapmasanız helak olursunuz. Ama bir zaman gelecek ki onda birini yapan kurtulacak. Bu zaman belki tabii. De ama. Şunu sormak istiyorum. Yani Peygamber Efendimiz'in böyle buyurması bu zamanda, ahir zamanda onda ikisini yapamaz, mümkün değil, yapmak mümkün değil gibi bir şey çıkar mı ortaya? Tabii yapamayacak. Yapamayacak. Şartlar daha müsait. Çünkü sebebini soruyor Ashab-ı Kiram. Niye diye. Buyuruyor ki siz iyilikte kendinize yardımcı buluyorsunuz. Camiden çıksa, Ashab-ı Kiram'dan iki zat, Mescid-i Nebi'den çıksa eve giderken yolların üzerinde bir ağaç olsa, birisi sağından birisi solundan geçmiş olsa iman tazelerlermiş. Ayrıldılar. İman tazelerlermiş. Evet. Hani o yalnız kaldık belki imanımıza bir zarar gelir falan diye iman tazelerlermiş. O kadarcık zaman diliminde. Hadi bir iman tazeleyelim diye. Hasbel kadar beş vakit namazın birisini camiye gelemese hemen giderlermiş. Geçmiş olsun, hastasın herhalde veyahut da cenazen var. Başın sağ olsun derlermiş. Ya da sen öldün. Veyahut da sen öldün. Vefat etmiş evet. Oldun falan. Bu derece otokontrol hani bugünkü tabirlerim tavan. Birbirlerine aynı şekilde yardım ediyorlar, destek veriyorlar. Dolayısıyla nefslerinin ve bedenlerinin isteklerine fırsat bırakmıyorlar. Ona fırsat bırakmıyorlar. Şimdi harama haram demek günah hale geldi. Özür dilerim yani suç hale geldi. Günah demeyelim de harama haram demek suç hale geldi. Haram demeyeceksin. Benim yaşayışıma, benim yaşantıma müdahale etmeyeceksin. Ve haramlar her yerde aleni yapılacak buyuruyor. Aleni yapılıyor. Hatta bir zamanlar insanlar sokaklarda hayvanlar gibi çiftleşmedikçe kıyamet kopmaz buyuruluyor. Bu TGRT eski binasında yine radyoda böyle nakletmişti de yayından sonra Bodrum'dan bir kadıncağız aradı. Dedi sizin o söylediğiniz dedi Bodrum'da yazın dedi tahakkuk ediyor. Sokaklarda çiftleşmesi. Yani insandan da aşağı buyuruluyor. Belhüm edal buyuruluyor. Onun için Allah-u Teala bizleri de neslimizden gelecek olanlar da korusun. Hı. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Yani yapamayacaklar. Niye yapamayacaklar? Yardımcı yok. Evine gidiyor, televizyon var. Gerçi cebine girdi artık televizyonu bilmem nesi falan da onlarla meşgul. Şimdi aileden akıllı telefon diyorlar eğer varsa. Eve gittiğin zaman bile hanım açıyor bakıyor. Hanım nasıl? Ha iyiyim. O kadar. Ya bugün gelen giden yok. Tık 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 tık. Evde o bir köşede, o bir köşede. Tabii evde ne yemek var? Varsa. Varsa. Onu da işte şeyde sosyal medya üzerinden öğreniyoruz. Tabii canım. Değil mi? Tabii. Ha bir de öyle yapıyorlarsa aynı şekilde onun da resmini çekiyorlar bir de koyuyorlar. Konuşmuyoruz falan. Artık sosyal medya. Sosyal medya üzerinden haberi şey yapıyorlar falan. Dolayısıyla insanların birbirlerini anlaması, birbirlerini aynı şekilde tahammül etmesi öyle bir şey söz konusu değil. Benim dediğim, benim yaptığım, benim gördüğüm, benim şey yaptığım falan. Dolayısıyla bu insan
beş vakit namazı kılıyorsa tamam, kalkacak da aynı şekilde kitap okuyacak, Kur'an-ı Kerim okuyacak, tesbihatta bulunacak, seher vaktinde gözyaşı dökecek falan. Hayal gibi. Çok zor. Bu zamanda iman düzeltiyorsa, beş vakit namazını kılıyorsa, Ramazan orucunu tutuyorsa, zekatını verebiliyorsa, onda birini yerine getirmiştir. Açıkça bildirilen haramlardan da sakınıyorsa, onda birini yerine getirmiştir. Diğerler yok. Diğerler gitmiş. Kaybolmuş gitmiş. Kötü zaman. Cenab-ı Hak sonumuzu hayır eylesin inşallah. Teala.